Bugün 23 Nisan bizim için çok önemli bir gün. Şimdi ben size bir soru sorayım. Siz de lütfen buradan yanıt yazın. Türkiye Cumhuriyeti'nin her ülkenin olduğu bir bayrağı var. Bizim bayrağımızın rengi nedir dostlarım? Bunu biliyor musunuz? Ben bunu ötede beri de çok soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ya da Türk bayrağı rengi nedir? Ne renktir bizim bayrağımızın rengi? Evet, kırmızı dediğinizi görüyorum. İşte genel algı olarak bizim bayrağımızın renginin kırmızı olduğunu söylersiniz. Mücahit Bey doğrusunu yazdı. Bizim bayrağımızın rengi kırmızı değil. İşte. Şimdi benim elimde, siz tabii bu bayrakların renklerini tam olarak görmeyeceksiniz. Ama ben kontrol ettim, tam olarak görünmüyor. Benim elimde Çin'de ürettirilmiş bir bayrak var. Gördüğünüz, bildiğiniz kırmızı renkte bir bayrak. Basbayağı. Bu Türk bayrağının rengi değil. Bizim bayrağımız bu renk değil. Bayrağımızın kanunu net olarak bizim bayrağımızın ne renk olduğunu ve neden o renk olduğunu söylüyor. Bu bayrak ithal bir bayrak. Bir başka ülkenin sizin bayrağınızın rengi konusunda hassasiyet göstermesini bekleyemezsiniz. Şimdi ben 1936 tarihli izninizle size bayrak kanunumuzdan okumak istiyorum. Kanun No. 2994. Kabul tarihi 29 Mayıs 1936. Madde 1. Türk bayrağı bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nispetler olmak ve al zemin üzerine beyaz ay yıldız konmak şartıyla yerli şaliden yapılır. Şimdi yerli şali ne? Çeşit çeşit kumaş var. Her kumaş kendisine uygulanan ve dünyada o renk kodlarıyla belirlenen rengi belli bir şekilde yansıtıyor. Çünkü her birinin dokusu farklı. Her birinin dokusu farklı. Şali, tiftikten dokunan ince kumaşa söyleniyor. İşte şu anda elimde görüyorsunuz. Şu anda elimde 1966 tarihinde yapılmış bir başkasını görüyorsunuz. Birazdan size bunları göstereceğim. Benim şahsi tarihim için çok önemli bunlar. Tiftikten dokunan ince kumaş dediğimizde neyi kastediyoruz? Hemen bunu da size anlatacağım. Böyle bir şekilde Sümerbank tarafından yerli şali diyor özellikle. Yani yerli bir renk üzerinden yapılıyor bu. Şimdi burada önemli bir nokta var. Nedir o nokta? Biz ülkemizi çok sevdiğimizi söyleriz. İşte bazıları kendini milliyetçi olarak tanımlar. Bazıları kendini onlar kadar belki milliyetçi olarak tanımlamaz. Ama hepimiz bu ülkenin vatandaşlarız ve bu ülkeyi seviyoruz. Ama bizim tarih bilincimiz, tarihe bakışımızda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Al bayrak, kırmızı bayrak demiyoruz. Al bayrak diyoruz. Al bayrak, ben size şimdi gösteriyorum bu al bayrağı. Bu gördüğünüz küçük al bayrak 1966 yılında benim annem Trabzon'un Of ilçesinin Kıyıcık köyünden İzmit'e babamla evlenmeye gelirken bir minibüs kiralanmış. 2 gün sürüyormuş o yolculuk. Of'tan İzmit'e gelen o yolculuk. Annemin çeyizinden bu. Bu bayrak minibüse asılmış. Ve o 2 günlük yolculuk boyunca minibüs yol alırken bütün
yol boyunca bu bayrak dalgalanmış. Bu bayrak annemin çeyizinde dururdu ve annem çeyizini havalandırırken, işte ben annemi, ben 22 yaşında, annem 46 yaşındayken kaybettim. Bu bayrak yukarıya konurdu. Diğer her şey yerleri seyredir. İşte böyle havalandırılır. Bu bayrak yukarıya ama asılmazdı. Asılan bayrağımızsa o iki günlük yolculuk boyunca annemin çeyiz sandığında olan 1966 yapımı Sümer Banketi'nin olan bu bayrak. Bu bayrak bu gördüğünüz halde parçalanana kadar bizim, işte buralarında uçkurlarını görüyorsunuz, bizim evimizin dışında dalgalandı, asıldı. Sonra artık eprimeye başlayınca, bu da şahi kumaştan, eprimeye başlayınca biz bunu ayırdık, bir kenara kaldırdık. İşte ben saklıyorum onu. Bunu neden size anlatıyorum? Bir ülke, ona sahip çıkanlar varsa, onun halkı ona sahip çıkarsa ayakta durabilir. Son dönemlerde Türkiye'de çok karamsarlığa kapıldığınızı görüyorum. Çok fazla karamsar olduğunuzu görüyorum. Bu karamsarlıklara gerek yok. Çeyizinde al bayrak olan gelinlerin bulunduğu bir ülke hiç kimse, hiçbir düşman tarafından yerle yeksan edilemez. Karamsar olmanıza gerek yok. Niye karamsarsınız bu kadar? Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Karamsar olmayalım. Ülkemize güvenelim, halkımıza güvenelim, kendimize güvenelim. İnsanın yaptığını insan bozar ama insanın bozduğunu gene insan yapar. Siz var olduğunuz sürece, bu ülkeye sahip çıktınız, bu bayrakla beraber sahip çıktığınız sürece bize hiçbir şey olmaz. Ekonomik krizler gelir, iyi hükümetler gelir, kötü hükümetler gelir, iyi başbakanlar gelir, kötü başbakanlar gelir, iyi milletvekilleri gelir, kötü milletvekilleri gelir. Ama asıl olan halktır. Sizsiniz. Benim asıl olan. Asıl olan Emin Çapı'dır. Biziz asıl olan. Biz sahip çıktığımız sürece hiçbir şey olmaz. Bizler bu ülkeye sahip çıktığımız sürece hiçbir şey olmaz. Bugün milli bayram. Bizim için çok önemli bir gün. 23 Nisan. Neden önemli 23 Nisan bizim için? Birkaç cümlede izninizle bu konuda konuşmak istiyorum. Nedir bu konu? 23 Nisan'ın özel bir önemi var. Cumhuriyetle Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ana farkı belirleyen milli bayramlarımızdan biri. İkisi arasındaki büyük farkı belirleyen şey, biri Cumhuriyet Bayramı, öbürü de 23 Nisan. Dikkat edin, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öbürü Cumhuriyet Bayramı. Yani biz babadan oğula iktidarın geçtiği bir yapıdan bir cumhuriyete, egemenliği ulusa, yani size, yani işte burada isimlerini gördüklerimi söyleyeyim. Furkan Akan'a, Doğucan'a, Cemal Önen'e, Gülen Gülay Selçuk'a, Emih Özel'e, Soner Karataş'a, Burak Şen'e, Cihan Kıpçak'a, Nural Kaçar'a, İsmail Kaya'ya, burada adlarınızı gördüğüm Hakkı Blu'a, kimlerseniz hepinize, Ayşe'ye, Fatma'ya, Hatice'ye, hepinize egemenliği verdiğimiz bir bayram. O yüzden 23 Nisan ve 29 Ekim bizim için çok önemli. Bu ikisi bizim için çok önemli. Ve bizim adımıza da
gücün merkezi yani egemenliği halk adına kullanan yer de dikkat edin hükümet değil. Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde yatan nedenlerden bir tanesi de bu. Ne? Egemenliğin, Millet Meclisi'nin egemenliğinin kısıtlanmış olması. Meclisin şu anda doğru düzgün yetkisi yok. Son yapılan referandumla meclisin yetkileri budandı. Onlar Cumhurbaşkanlığı veya partili Cumhurbaşkanlığı veya benim deyişimle Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz sisteminde meclisin yetkilerinin budanmış olması bizim tek adam rejimine gitmiş olmamız nedeniyle bütün bunları yaşıyoruz dostlarımız. Bizim bütün sorunlarımızın, şu anda yaşadığımız sorunlarımızın merkezinde bu var. Biz şu anda yetkileri bir kişiye verdik. Milli Eğitim Bakanı karar verecek, aynı yere bakıyor. Sağlık Bakanı bir karar verecek, aynı yere bakıyor. Birileri karar alacak, bir şeyler yapacaklar, aynı yere bakıyorlar. Dolayısıyla biz karar alma merci olarak bir kişinin. Size bir tek soru sorayım. Lütfen kendinize şunu sorun. İktidara başka bir parti gelse, başka biri cumhurbaşkanı olsa, AKP'liler bu yetkilerin bir başka, örneğin CHP'li, örneğin İYİ Partili, örneğin HDP'li, örneğin başka ne hapiste o partiler, hepsi hangi partiyse, başka bir partili cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasını ister mi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yetkilerin CHP'li bir cumhurbaşkanı, İYİ Partili bir cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasını ister mi? Buna izin vermek ister mi? Açık ve net. Bu sorunun yanıtı açık ve net. İşte bizim sorunumuzun temelinde de şu anda bu yatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışında bir karar alabilecek, yani Türkiye'de bakan var mı mesela? Hangi bakanın bakanlık yetkileri var? Yok. O yüzden şu an itibariyle işte IMF ile görüşme yok diyorlar. IMF ile görüşüldüğünü ben biliyorum. O görüşmeyi yapan kişilerden biriyle konuştum ben. Biliyorum. IMF'ye gidildiğini biliyorum. Ama ne oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararları. Merkez Bankası kağıt üzerinde bağımsız. Kağıt üzerinde gayet bağımsız. Yasası var. Görüyoruz ve biliyoruz. Her şeyi bir kişinin bildiği, geri kalan kişilerin sadece ona göre hareket ettiği bir yönetim biçiminin bugünün dünyasında, hatta benim çocukluğumun dünyasında bile yerleri yoktu dostlarım. Şu anda büyük bir böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Çok büyük böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Şu an itibar aynı şeyi ben sizinle paylaştım. Yalanlanmadı, beni yalanlamaya davet ettim. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Umre'ye gidilmesin bu sene korona yüzünden demişler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı hayır dediği için ne olduğunu hepimiz gördük şu anda. Bu her tarafta böyle, her yerde böyle. Böyle bir yönetim modeli mümkün değil. Her şeyi bir kişinin bildiği ve sadece onun. Şöyle düşünün, troller bile AKP'nin partili nasıl diyeyim, yandaş medyası bile bir şey yazacağı zaman hemen Cumhurbaşkanı'na bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı ne olacak diye. İşte en son gördünüz sabahın köşe yazarlarından
birinin başına ne geldiğini, sağlık çalışanlarının alkışlanması için neler söyledi onlara. Sonra Cumhurbaşkanı çıkıp alkışlayınca sağlık çalışanlarını, bir anda kenarda kalıverdi. Bu biçimde Türkiye'nin gidebileceği yolun sonuna geldik. Ekonomik olarak da geldik, siyasi olarak da geldik. Türkiye'nin yeniden yeni bir anayasa, geniş kapsamlı tüm kesimlerinin içine dahil edildiği bir anayasa yapım süreciyle yeniden parlamenter sisteme dönmek dışında bir seçeneği kalmadı. Ben size bunu net olarak söyleyeyim. Bunu artık AKP de biliyor. AKP'li bakanlar da, AKP'nin kurucuları da biliyor. AKP'den ayrı parti kuranlar, ki onlarla da işte görüşüyorum. Onlar da biliyor. Herkes biliyor. Artık gidecek yeri kalmadı bu sistemi. Sayın Erdoğan biliyor mu diye sorduğunuzu görüyorum. Veya o pişman mı? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçeklikle bağının koptuğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçeklikle bağı zayıfladı. Çünkü insanlara dokunmuyor şu anda Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Türkiye'nin bu şekilde daha fazla gidemeyeceğini düşünüyorum. Diğer konulara geçmeden hemen bu 23 Nisan'ı kapatayım. Size dediğim gibi 23 Nisan ve 29 Ekim, yani Cumhuriyet Bayramı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Bayramımız bizim için çok özel bayramlar. Tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı da bizim için çok önemlidir. 19 Mayıs bizim için çok önemli, Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı. Ama bu ikisi eski rejimle tamamen kopuşumuzu, yeni bir ufka doğru gidişimizi göstermesi açısından çok önemli. O yüzden bugün size annemin çeyizinden gelin gelirken minibüse takılan bu bayrakla, her bayram asmak üzere çeyizinin de bulunan bu al bayrağı göstermek dedim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Lütfen karamsarlığa, ben böyle saklıyorum, karamsarlığa kapılmayın. Bu ülkeye güvenin. Bu ülkenin halkına güvenin. Kendinize güvenin. Türkiye sizsiniz. Türkiye benim. Biz Türkiye. Sizden başka Türkiye yok. Türkiye Ankara'daki bakanlar, efendim bürokratlar veya valiler veya şunlar bunlar değildir. Onlar da dahil olmak üzere hepimizdir. Türkiye sizsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Bu bizim için önemli bir konu diye düşünüyorum. Yarınlara güvenle bakın. Yarınlar siz onlara inanmazsanız iyi bir yarınımız olamaz bizim. 23 Nisan kutlu olsun. Her yaştan Cumhuriyete inanan, bu ülkeye güvenen, bu ülkenin geleceği olan çocukların geleceği aydınlık olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucularına selam olsun. Bu ülkenin aydınlık yarınlarının garantisi olan siz gençlere de yolları aydınlık, bahtları açık, ülkemizin, sizlerin güzel bir geleceği olsun diyorum. Bizim için çok özel olan bu 23 Nisan'da mutlu, kutlu olsun. Hoşçakalın. Tekrar yayınlarında buluşalım. Hoşçakalın. Sağ olun.